Kemeraltı esnafına ve İzmirlilere Kurban Bayramı öncesi çarşıda yaşanan hareketliliğin durumunu sorduk. Ne gibi cevaplar aldık, izleyelim. Fiyatlarda yükselme var. Halkın da alım gücü sınırlı. Onun için çok şey satamıyoruz. Bizim gibi küçük esnafların işi zor. Şimdi bize bir çocuk ayakkabısı 300-400 liraya çıktı. İki çocuğu olan vatandaş nasıl alsın 800 lira verip alamıyor. Ondan sonra daha basit yerlere gidiyorlar. Biz de burada bekliyoruz. Öbür bayramlara göre alım gücü çok düşük. İnsanlar sadece geziyorlar yani. Karın doyurmaya gelmişler. Herkes kesesine göre uygun bir şey arıyor ama maalesef bulamıyor yani. Bu da insanların aldığı ücretlerden kaynaklanıyor. Yetmiyor yani insanlar. Enflasyonun yüksekliğiyle alakalı tabii ki yani. Kiralı, alım gücü tamamıyla kiralı, bitmiş durumda. Kirayı, faturayı ödemekten üzerine bir kıyafet, ayağına bir ayakkabı, bir terlik almak fırsatı bulamıyor yani açıkçası. Zor durumdayız. Bu daha da kötüye gidiyor. Zor durumda. Şu anda burada toplasınız, bir anket yapsanız 100 kişiden 80 tanesi yabancı yani. Yabancı da adım atamıyorsunuz ya. Kafeler, mağazalar kaynıyorlar yani. Kendi yurttaşlarımız burada fırsat bulamıyorlar yani. Önceki bayramlara göre talepler çok düşük. Müşteri yoğunluğu çok az. İnsanlar bırakın kıyafet almayı kendine bayramlı, evine ekmek almaya parası kalmamış. Biraz önce bir müşterim geldi. Şu terlikleri sordu bize. 300 liradan satıyoruz. 30 lira mı diyor, 300 lira mı diyor. İnanamıyor kendisi yani. Bunun iç iyiye gitmiyor. Memleketin hali berbat. Bir de tişört alamıyorum sırtıma. Nasıl alacağım? Emekli maaşı 7,5. Elektriği suyu oluyor 4,5. Kaç para kalıyor geriye? 3000 lira. 3000 lirayla ekmek alsan yetişebilir miyiz? Ay sonunu getirebilir misin? Valla maalesef eski bayramlarımız yok. Neden? Eskiden bayramlar kışa geldiği için iş potansiyeli daha fazladı. Şimdi yaza geldiği için bayram deyince ilk başa akla tatil geliyor. Millet kıyafetten önce tatile kanslandıkları için kıyafet biraz ikinci planda kaldığı için kemer altında biraz hani eski bayramları mumla aratıyor. Ekonomik kriz bunu da etkiliyor. Saat 12 oldu. Çarşı bomboş. Lokanta bomboş. Elektrik kesik. Her türlü olumsuzluklara rağmen esnaf ayakta durmaya devam ediyor. Eski bayramlar nerede? Her şey çok güzeldi, ucuzdu, bereketliydi. Her şeyin bereketi. Ama şimdi maalesef eline attığın yer cız yapıyorsun. O kadar acı ve o kadar pahalı yani. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Geliyoruz buraya bekliyoruz. Dükkan kirasına, elektrik parasına çalışıyoruz. Eleman parasına bile çalışamıyoruz. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Adam bir badem almaya kalksa badem olmuş 250 lira. Alınışı 240 lira. Her şeyi dolara bağlıyorlar. Bizim leblebimiz bile dolar yani şu an. Antep'imiz olmuş Türkiye'de içiyor 500 lira toplanı. Bu adam nasıl alıp da yiyecek bunları? Düğün çerezleri başladı. Düğün çerezlerinde adamlar en bütçesine göre hareket ediyor yani. Atıyorum mesela alabileceği güce göre hareket edebiliyor. Yani eleman bile çalıştırmak istemiyoruz yani. Kendimiz durmak istiyoruz. Kesinlikle çok net bir düşüş var. Müşteri azlığı yaşıyoruz inanılmaz derecede. Sanırım fiyatlarla alakalı bir durum. Çünkü geçen sene aldığımız fiyatların çok çok üstünde oluyoruz biz de fiyatları alırken. İster istemez bunu dışa yansıtıyoruz. Müşteriler de ister istemez çekiniyor almaya. Alım gücü kesinlikle azalmış bir durumda. Çarşıya baktığınız zaman zaten inanılmaz bir seyreklik var. Bu her sene bayramda burada iğne atacak yer olmazdı. Bu sene ekstra bir düşüş var. Yani her senenin nazarına biraz daha ekstra düşüş var.